Zeliş? Baba. Zeliş. Kızım. Babacığım. Kızım. Hastaneden seni aldık, evimize geldik Suat'la. Taşra'dayız. Doğumda ne ana var başımızda ne baba. Evden iki kişi çıkmışız, üç kişi dönmüşüz. Şaşkınız. Bir şeyden haberimiz yok. Yıkamak lazım seni. Sıcak su lazım. Sobada ısıttık hemen. Evi de ısıttık bir güzel. Nasıl korkarak tutuyoruz seni. Sanki camdan bir şey tutuyor gibi. Bir ters bir hareketinde kırılacakmışsın gibi. Bir güzel temizledik, pakladık, sütünü emdin, uyuyuverdin. Dedik ne kolaymış. Niye öyle zor diye anlatmışlar ki bize. Bu kadarmış işte. Değilmiş kızım, değilmiş. Hiç kolay değilmiş. Canımız çıktı annenle iki başımıza. Ben ya görevdeyim ya nöbette. Garibim Suat bir başına. Ben eve döndüm mü o uyuyor. Eğer sen uyuduysan biraz da ben kestiriyorum. Ama kuş uykusu gibi. 10 dakikada bir açıp gözümü bakıyorum. Nefes alıyor mu hala diye. Öyle bir korku kalmış içimde. Ya durursa nefesin diye öyle kontrol edip duruyorum. Kapıyorum gözümü. 5 dakika sonra bir daha. Bitmiyor. Bitmedi kızım. Hiç bitmedi. O gün nasıl tuttuysam seni, kırılacak bir şeyi korkarak tutar gibi hala öyle tutuyorum. Şu saçının teline ben kıyamıyorum. Tek bir nefesine, gözünün bir damla yaşına. Ben neleri yakarım, kimleri? Allah biliyor ya, kimseyi gözüm görmez. Vuruldum biliyorsun. Kaç kez. Evladımla sınandım. Annenizi kaybettim. Daha ne yapsın bana bu hayat, değil mi? Öyle demiş işte. Hep bir fazlası varmış. Acının da, kahretmenin de bir fazlası varmış. Ben o kadar Badire'de ölmedim. Hiç vazgeçmedim yaşamaktan. Ama şimdi öldüm ben Zeliş. Ne diyorsun sen baba? Bir Hüsnü Çoban dolanacak ortada. İyi kötü yaşını başını almış bir adam. Kimse bilmesin. Ama sen bil Zeliş. Bir tek sen bil, ilk güzarım. Bize bunu yapanı gebertmeden, o adam baban değildir. Olsa olsa babandan geri kalandır. Baba. Canım. Evimize gidelim mi?